Evet, herkese merhaba. Bu 40 watt neje lazerle ilgili sorular almaya başladım. İşte bunun yükseklik ayarı ne olmalı? Keserken hangi ölçülerde kesmeliyiz? Hangi hızda, hangi güçte kesmeliyiz? Bununla ilgili de bir kısa video yapmak istedim. Şimdi şöyle, ben öncelikle 5 ayrı ikişer santim çapında kareler oluşturdum. Bunların belli hızlarını ve ayarlarını yaptım. Bunları da detaylı olarak üzerine yazdım. Kullanacağımız materyal kontör plak. 4,1 mm kalınlığında kavak kontör plak bu. Ne sert ne yumuşak diyeyim size. Şimdi bunun için birinci öncelik lazerimizin yükseklik ayarı, yani benim en iyi performans aldığım ölçü yaklaşık işte 1,8 ya da 1,7,5 milimetre gibi bir şey. Pardon, santimetre. Şöyle ben kumpası kullanıyorum bununla ilgili. Şöyle yapıyorum. Ayarı yaptım. Şöyle lazerimi ağacını ayarlıyorum. Daha sonra sıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu an hemen hemen 18 milimetreye yakın bir ölçüm yaptım. Şu an lazerimizin boyu hazır. Şimdi kesime geçeceğim. Şimdi bu kesimim şu şekilde, 100 hız ve 100 güçte yapıyorum. Bir kare 150 hız, 100 hızda bir kare, 200 hız, 100 güçte bir kare, 250 güç, 250 hız, 250 güçte bir kare, 300 hız, 100 güçte bir kare. Bunların arasındaki tek fark, 250 ve 300 hızda olanların, yani son iki karenin geçiş sayıları çift, geri kalan karelerin geçiş sayısı tek. Yani tek turda kesecek. Diğer iki kareyi, en son iki kareyi iki turda kesecek. Sadece kesim yapıyorum bu arada. Yazı yazma ile ilgili 1000'e 40 ayarlarda yaptım ama yazıyı sadece siz anlayın diye yazacağım. Sadece kesim videosudur bu. Bilginiz olsun. Evet, bu arada ben sizin anlamanız amaçlı şöyle ölçümü göstereyim. 4,2 gibi gözüküyor ama bu 4,1 milimetre falan. Şu an kesim yapacağımız malzeme, yani bu kavak kontör planımızın ölçüsü bu şekilde. Şimdi kesimimize başlayacağız. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Şu an ilk başta bunun ne olduğunu yazacak. İşte 4,1 milimetre Hollywood, yani kontör plak olduğunu yazacak. Bunları tabii çok küçük yazacak. Onun dışında hangi hızda ve hangi güçte kaç geçiş sayısı yaptığını yazacak. Daha sonra da kareleri kesmeye başlayacak. Ben bu işlemi yaparken hızlandırma yapmayacağım. Yani kendisi neyse onu göstersin istiyorum size. Onun dışında sadece bu yazı kısımlarını hızlandıracağım. Karelere geçtiğinde gösterim hızı normal olacak. Yani normal ne kesiyorsa gerçekte saniye olarak, dakika olarak o dakikada göreceksiniz. Böylece net olarak hangi ölçüleri, işte hangi hız ve hangi güçte kestiğinde anlamış olacaksınız. Kesim hızına başladı. Gördüğünüz gibi ilk başta 100 güç ve 100 hız bir pas, yani bir tur geçişte keseceği kareyle başladı. Şu an normal hızında artık. Bundan sonrası son kareye kadar normal hızda ilerleyecek. Sizin de aklınızda en azından bununla ilgili fikirler oluşabilir. Bazı arkadaşlar, yani biz ne yaptıysak kesemedik diyorlar. Şöyle, kesememelerinin sebebi
Muhtemelen lazerin ahşapla arasındaki yükseklikten olabilir. Çünkü lazerden kalın bir lazer çıkıyor. Özellikle bu 40 wattlarda üzerinde böyle lazeri ayarlamak için, nokta gibi yapmak için bir ayar yok. Yani dolayısıyla bunu yükseltip alçaltarak yapıyorsunuz. 40 watt lazerler için söylüyorum bunu. 30 wattlarda falan şey var. Çevirebileceğiniz bir aparatı var. Onunla ayarlayabiliyorsunuz. Doğru yüksekliği verdikten sonra eğer doğru gücü ve power'ı da uyguladıysanız kesmemesi mümkün değil. Ben birçok ürün kestim. Sattım da. Aynı zamanda Trendyol'da da bunları satışa sunuyorum. Bu videoyu da size en azından bir fikir olsun diye şu anda göstermek istedim. Yine bununla ilgili sorularınız olursa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Videoları beğenirseniz, bildirimleri açarsanız bunlarla ilgili yeni videolarım geldiğinde de haberiniz olmuş olur. Ben bayağı uğraşıyorum bu lazer işiyle. Bayağı ayrıntılarını da inceliyorum. Kullandığım program bu arada Lightburn. Her videomda neredeyse bunu söylüyorum. Lightburn'dan memnunum. Bütün ayarları çok iyi yapabiliyorum. Gereken tüm ayarlarla ilgili detaylı bir video istiyorsanız bunu da yorumlara belirtebilirsiniz. Evet, şu an 300'de 2 tur olanı kesti. Ben gördüm onu. Kameraya yansımıyor olabilir. Kesim işlemimiz bitti. Şu an lazerimiz kendini soğutuyor. Şöyle yapalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi buralara yazdım. İşte 100 hız, 150 hız, 200 hız, 250 hız, 300 hız. Bir tur, bir tur, bir tur, iki tur, iki tur. Şimdi bakacağız bunlardan neleri kesmiş. Gördüğünüz gibi şu anda İşte bakın böyle gariplikler olabiliyor. Şimdi 100 hız, 100 pasta olanı rahat kesmiş. Yani bir turda olanı rahat kesmiş. 150 hız, 100 power'da olanı rahat kesmiş. 200 hız, 100 power'da olanı tek turda kesememiş. 250 hız, 100 power'da olanı tek turda kesememiş. Şey, iki turda kesememiş. 300 hız, 100 power iki turda olanı da rahat kesmiş. Gördüğünüz gibi. Umarım bundan kendinize bir fikir edinebilirsiniz. Normalde bu 200 hız 100 power olanı iki turda da kesmesi gerekiyordu ama muhtemelen ahşabın yerdeki dengesizliği ile alakalı. Yoksa bunu normalde kesmesi lazımdı. Gördüğünüz gibi. Umarım faydalı olmuştur. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Takipte kalın. Bunlarla ilgili daha bir sürü video gelecek. Görüşürüz.